Efendim AK Parti MK toplantısına ilişkin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını Ankara'da kameraların karşısına geçti. Canlı olarak ekranlarımıza taşıdık ki bir dizi başlıkta önemli mesajlar verdi Ömer Çelik. Özellikle de bugünün en sıcak gündem maddelerinden biri. Memur ve emeklilerin zamlı maaşları gelecek hafta hesaplarına yatmaya başlayacak ama kök maaşın düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin Türk lirasının altında kalan 1,8 milyon emekli var. İşte onlar için bir ilave düzenleme gündemde mi? Bu soru soruldu AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e ve Ömer Çelik de çalışma devam ediyor. Şimdilik herhangi bir karar yok. Dolayısıyla bir zaman veremiyoruz mesajını verdi. Konuğumuzla değerlendireceğiz olası senaryoları. SGK uzmanı Murat Bal bizimle birlikte uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Sayın Bal hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sayın Bal şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını siz de kuşkusuz dinlediniz. Ne düşündünüz? Nedir olası senaryolar? Henüz kesinleşmiş bir tablo ya da rakam yok, tarih yok. En düşük emekli maaşı sizce ne kadar olacak veya ne kadar olmalı? Evet, en düşük emekli maaşı ülkemizde hayatımıza 3 yıldır var. Daha öncesinde böyle bir uygulama yoktu. Emekli maaşlarının çok düşük kalmasından dolayı özellikle düşük maaşlarda maalesef böyle bir uygulamaya geçildi. Maalesef'i tabii ki tırnak içinde kullanıyorum. Çünkü keşke bütün emeklilerimiz kendi hesapladıkları prim üzerinden, hesaplanan primleri üzerinden yeterli bir maaşa kavuşmuş olsalardı. Sayın Bakanımızın ve hükümet sözcümüzün söylediği, bugün Mehmet Çelik'in, Sayın Çelik'in de söylediği ana konu böyle bir çalışma oldu. Aslına bakarsanız burada yapılan, sizin de biraz önce telaffuz ettiğiniz 1.8 milyon emeklimiz 8.017 liranın altında kök maaşa sahip oldukları için bu yapılan zam onların maaşını 10 bin liranın üzerine çıkarmıyor. Aslında konunun özeti bu. Yani şöyle düşünün, siz bir maaş alıyorsunuz, maaşınıza %25 zam yapıyor. Bu işveren diyelim veyahut da devlet, devamında bu %25 zam sizin maaşınıza reel olarak yansımıyor. Çünkü zaten siz 10 bin lira alıyordunuz, şimdi hatta düşürüyor. Böyle bir durum var. Asgari emekli maaşı uygulamasının ben bu dönemde devam edeceğini düşünüyorum. Bunun da 12-13 bin bandında bir yerde olacağını düşünüyorum. Bunun tamamen aktüeryel dengeye etkisi, toplam bütçe içindeki etkisi, hazineye ne kadar yük olacağı bir simülasyon halinde hazırlanacak ve Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderilecek ve bunun kanunen çıkması gerekiyor. Yani meclisten bunun çıkması gerekiyor. Bu şu anda SGK mevzuatımızda olan bir düzenleme değil. Ancak kanun marifetiyle insanlar bu maaşı bu şekilde alabilirler. O yüzden bir an önce tasarının da kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Sayın Baltan da o kısmı sormak istiyorum. Özellikle bütçe dengesini nasıl etkiler diye sormak istiyorum. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bu soruya yanıt verirken orta vadeli planın esas alınacağını bir kez daha vurguladı ve bu çerçevede toplumun tüm kesimlerinin yanında olmaya çalışacağız mesajını verdi. Dolayısıyla nedir öngörünüz? Benim dediğiniz gibi öngörüm bu önümüzdeki hafta en geç meclise gelmesi ve bunun da 12-13 bin bandında bir rakama oturması şeklinde. Tabii burada SGK'nın aktüeryel dengesi, hazinenin ne kadar etkileneceği şeklindeki bu simülasyonlar aslına bakarsanız yön verecek buradaki Cumhurbaşkanı'nın kararına. Biz şu anda o rakamlara tam olarak hakim değiliz. Ama çok kısa sürede de ben bunun paylaşılacağını düşünüyorum. Toplamda 16 milyon emeklimiz var. Bu 16 milyon emeklinin yaklaşık 4'te biri, yani 4 milyona yakın kısmı hali hazırda 10 bin TL en düşük emekli maaşı alıyorlardı. Bu 10 bin TL alanların bir kısmı 8.017 liranın üzerinde emekli maaşı, kök maaşları olduğu için bu artış onları 10 bin liranın üzerine taşıdı. Ama 8.017 liradan daha düşük emekli maaşına sahip olan vatandaşlarımızda, emeklilerimizde maalesef ki emekli maaşlarında hatta bir düşme olacak. Ama bunu kısa zamanda ben çözeceğini düşünüyorum. Yani bu şekilde bir uygulamayı yapmadan devam edemez diye düşünüyorum hükümet. Sayın Bal değindiniz ama bir kez daha açmak istiyorum. Sayın Çelik açıklaması sırasında zaman veremeyeceğini çünkü çalışmanın devam ettiğine dikkat çekti. Şimdi düzenleme bu aya yetişmezse bir sonraki aya zamlı maaşlar farkı olarak ödenebilir mi? Yani herhangi bir kayıp söz konusu olur mu? Ödenemez. Kanun marifetiyle bunun yapılması gerekiyor. Ancak bunun mutlaka meclisten çıkması gerekiyor. Ve biliyorsunuz ki meclis de bu ay sonunda normal rutinde tatile girecek.
Dolayısıyla mutlaka bu aya yetişmesi gerekiyor. Kanun çıkması gerekiyor. Peki. Çok çok teşekkür ederim Sayın Bağlı yayınımıza katıldığınız için. Estağfurullah. İyi yayınlar efendim.